Muhterem müminler, Trablusgarp harplerinde Osmanlı'nın son devresi, Osmanlı ordusu ve devletinin yardıma ihtiyacı oluyor. Pakistanlı kardeşlerimiz kampanya başlatıyorlar. Osmanlı gaziler ve mücahitlere yardım kampanyası. Ali Nihat Tarlan, Ordinaris Profesör Ali Nihat Tarlan, Esrar ve Rumuz tercümesinin mukaddimesinde naklediyor muhterem Müslümanlar. Yüz binler Pakistanlı bir sahada toplandılar, bir meydanda yüz binler Pakistanlı. Herkes nutuklar çektiler, konuşmalar yaptılar, şiirler okudular. Sıra Pakistan'ın dev şairi Doktor Muhammed İkbal'e geldi. Doktor Muhammed İkbal boynu bükük bir halde mütevazı ve mahviyetli bir tavırla koca filozof, dev şair kürsüye geldi. Manzum olarak hitabesini okudu. Muhterem müminler, hitabenin meali şöyleydi. Biraz uyumuştum. Yüz binler Pakistanlı dinliyor. Biraz uyumuştum. Melekler ruhumu Hazreti Muhammed'in huzuruna götürdüler. Hazreti Muhammed'im sordu, peygamberim sordu. Muhammed İkbal, eli boş gidilmez gidilen yere bana ne getirdin diye sordu. Hani Tahirül Mevlevi de kabir taşına öyle hazırlamıştı ya kitabesini, hatırlayacaksın. Avrupa'daki konferanslarım da bazı kardeşlerin ezberinde kalmış. Kabe'nin karşısında görüştüğümüz zaman hocam böyle demiştiniz falan derler. Muhterem Müslümanlar, Tahirül Mevlevi, büyük Mesnevi Han, Laleli'de ders verirdi. Mesnevi şerhlerini orada dinledik, derslerini kendisinin. Öyle diyor, eli boş gidilmez gidilen yere. Rabbim ben boş gelmedim, ben suç getirdim. Dağların çekemeyeceği bu ağır yükü iki kat sırtımda çok güç getirdim diyor. Evet, Tahirül Mevlevi'nin. Muhammed İkbal'e soruyor Peygamber Efendimiz, ne getirdin bana Muhammed İkbal? Elimde kan dolu şişeyi Resulullah'a gösterdim diyor. Ya Resulallah, Trablusgarp'te şehit olan ümmetinden Osmanlı mücahitlerin şehadet kanını getirdim ki cennette bile buna muvazi bir değer olmasa gerek. Muhterem müminler, o yüz binler Pakistanlı diyor, neleri varsa Osmanlı kardeşlerine, Osmanlı gazilere, şehit analarına neleri varsa meydanda bıraktılar. Üzerinde başka bir şey olmayanlar gömleğini ve şalvarını da meydana bıraktılar, alt bunlarıyla evlerine gittiler diyor. Akşehirli Hoca Efendi, Akşehirli Hacı Ahmet Efendi, Sultan Selim'de maaşı çok az, yükü ağır bir Hoca Efendi. 80 küsur yaşında biliyorsunuz. Benim de orada dersim vardı. Bir gün minberde ağladı muhterem müminler. Yardım toplanıyor İmam Hatip'e veya Yüksek İslam'a yardım toplanıyor. İlk açıldığı seneler. Akşehirli Hacı Ahmet Efendi, hiç unutmuyorum, benimle o gün orada olanınız da vardır belki cemaatin içerisinde. Cemaat-ı Müslümin dedi, bu yardım sofrasına serilen sergiye Allah şahidi koyacak bir şeyim yok. Ama dedi, ilim cübbemi çıkarıyorum, veriyorum. Satın ne ederse bu yavrulara yardım olsun dedi. Cübbesini çıkardı ve aşağıya attı minberden. Ben de size böylece ilmi desteklemeniz için, marifete gönül vermiş olmanız için, memleket evladını ağlayarak döndürmemeniz için İlim yuvasından, İmam Hatip'in kapılarından muhterem Müslümanlar, şayet size müracaat eden olursa veya ben kürsiden söyleyecek olursam elimizden gelen her şeyi yapacağız inşallah. Konya'mızda bu avizeler, bu meşaleler kıyamet sabahına kadar dünyayı aydınlatacak memleket evlatları yetiştirmeli diyorum. Sallu ala Resulina Muhammed. Aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyleye. Hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine ilhak eyleye. Şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müjdad eyleye. Yevmi cezada cümlemizi İmam-ı Azamların
Cüneydi Bağdadilerin, Bayezid-i Bastamilerin, emsali büyük ilim ve irfan sahiplerinin şemsiyeleri altında haşru neşeyleye, cümlemize ve bütün iman kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.